İslam alimleri yorumlarında Yecüc ve Mecüc'ün birçok özelliğini tek tek tarif etmişlerdir. Özellikle de Bediüzzaman Said Nursi, Yecüc ve Mecüc'ün kim oldukları hakkında açık bilgiler vermiştir. Şimdi bu bilgilere dayanarak ahir zamanda ortaya çıkacak olan bu kavmin özelliklerini inceleyelim. Bediüzzaman, Yecüc ve Mecüc'ün Moğol ve Mançur kökenli Asyalı bir kavim olduklarını bildirmektedir. Sözlerinin devamında ise bu kavimlerin saldırgan ve zalim olmalarına dikkat çekmektedir. Tarihi bilgilere bakıldığında ise bu sözlerin gerçekliği daha iyi anlaşılacaktır. Moğollar. 13. yüzyılın en büyük imparatorluklarından biri. Tarihteki yerini ise dünya tarihinin en vahşi ve barbar ordularından birine sahip olarak almıştır. Moğol ve Tatarlardan oluşan bu yağmacı ordunun başında önce Cengiz Han ve ardından da oğlu Hulagu çok büyük katliamlar gerçekleştirmişlerdi. Tarihi kaynaklarda bildirildiğine göre onlar önlerine çıkan her şeyi yağmalayan, talan eden, kadın çocuk demeden herkesi katleden bir topluluktu. Anadolu topraklarına ayak bastıklarında Sivas'ta, Kayseri'de, Tokat'ta yüz binlerce insanı katletmişlerdi. Gittikleri diğer bölgelerde de durum değişmiyordu. Semerkant. Sarayları, köşkleri, medreseleri, türbeleriyle, şehir civarında geniş sahaları kaplayan bahçeleri ve meyveleriyle mamur bir şehir ve o dönem için dünyanın en büyük merkezlerinden biriydi. Ancak Moğollar istila ettikleri bu bölgelerdeki tüm camileri, kütüphaneleri, medreseleri yakıp yıktılar. Buhara, Semerkant, Herat gibi yerlerdeki tüm sanat eserlerini yağmalayıp ortadan kaldırdılar. Tarihi kaynaklara göre bazı şehirlerde milyonlarca insanı, kedi ve köpeklere varıncaya kadar bütün canlıları katlettiler. İslam tarihi konusunda birçok eser yayımlamış olan Profesör Doktor Philip Hitti, Moğolların bu istilacı karakterlerini şöyle anlatmıştır. Moğol ordusu uçarcasına giden atlara binmiş ve kendilerine has ok ve yaylarla silahlanmış olarak vardıkları her yerde taş üstüne taş bırakmadılar ve yaygın bir tahribat meydana getirdiler. Onlardan evvel İslam kültürel varlığını temsil eden merkezler esasen sahneden silinip gitmiş, geride kuru çöller ve vaktiyle devlet başkanlarının yaptırmış oldukları sarayların ve kütüphanelerin göğe dikildiği binaların şekilsiz harabeleri kalmış bulunuyordu. Arkada kalan kıpkızıl bir kuşak bunların geçtiği yerlerdeki izlerine işaret etmekteydi. Herat, Buhara, Semerkant, Bel ve Harezm ülkesi baştan başa Moğol istilasına uğrayarak virane haline gelmiştir. Bu kavim aynı zamanda inkarcı ve putperest bir yapıya sahipti.
güneşe ve ateşe secde ediyor, hiçbir şeyi haram olarak görmüyorlardı. Acımasız ve zalimdiler. Bu nedenle de geçtikleri hiçbir şehri yakıp yıkmadan, uğradıkları en ufak bir köyü ateşe verip yağmalamadan geçmiyorlardı. Kendilerine yarayanı alıyor, alamadıkları eşyaları, evleri ve camileri ateşe veriyorlardı. Mançur ırkı da aynı Moğollar gibi barbar, savaşçı, göçebe bir ırktı ve birçok ülkeyi istila etmiş, büyük katliamlar gerçekleştirmişlerdi. İşte bu kavimlerin tüm özellikleri ahir zamanda ortaya çıkacak olan Yecüc ve Mecüc'le büyük benzerlikler göstermektedir. Bediüzzaman eserlerinde Moğol ve Mançur ırkının ahir zamanda ortaya çıkacak olan Yecüc ve Mecüc'ün ataları olduklarını haber verir. Yecüc ve Mecüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri eski zamanda Çin-i Maçin'den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı hercü merc ettikleri gibi gelecek zamanlarda dahi dünyayı zir-ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir.